Ayağımın dibine koyun bakayım. Bankalarda ne kadar faiz var? Cuma günleri bunu soruyoruz bankalara. Birazdan göreceğiz. Ve tabii ki her akşam 20-30 videolarında olduğu gibi son 24 saatte bilinmeden geçilmemesi gerekenler. Dolarda, altında, döviz, dünya piyasalarında ne oldu ve ne olabilir önümüzdeki günlerde? Yine bugün göreceklerimiz arasında ama ondan önce bir ayda %160 getirinin sırrı. Diyeceksiniz ki o %70 değil miydi? 2 gün önce yine bu kanalda bir ayda %70 getiri sağlayan yatırım fonlarını görmüştük. Ziraat portföyün fonları, serbest fonları ve içeriğine baktığımızda bir tane hisseyi görmüştük. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Demiştim ki serbest fonlar böyle, yani evet bir ay böyle %70 yapabilir ama sonra o hisse düşünce veya neye yatırım yaptıysa serbest fon adı üzerinde istediğine yatırım yapabilir. Bir anda getirisine düşüş görebiliriz. Nitekim bugün son bir aydaki getirilerine göre sıraladığımda yatırım fonlarını, bütün yatırım fonlarını zirve değişmiş. Bir kere ziraat portföyün bu iki fonunun getirisi, aylık getirisi %35'e inmiş. Ve zirvede bu sefer bir ayda %160 getiri sağlayan bir fon var. Nurol Portföy'ün ikinci serbest fonu. Nedir bu fonun sırrı? Buna da bakmak istedim. İyi Gelir'den baktım içeriğine ve geçen ayın sonu itibariyle raporlama yaptığı gün sadece para piyasası fonuna yatırım yaptığını gördüm. Yani nakite geçmiş ayın sonunda ve öyle raporlama yapmış. Şimdi serbest fonlar aslında raporlama konusunda da serbest. Yani niye yatırım yaptığını bildirmek zorunda değil. Bu fon bildirmiş ama gerçeği söylememiş. Yani bundan önce belli ki başka bazı enstrümanlara, muhtemelen hisselere yatırım yapmıştı. Oradan çıktı ya da kârı realize etti ve nakde geçti. Biz sadece nakde geçtiği anı görebiliyoruz. Serbest fonlar, ki serbest fon alabilmek için biliyorsunuz nitelikli yatırımcı olmak lazım. Nitelikli yatırımcı olmak için de bankada 1 milyon liranın üzerinde paranızın olması lazım. Ama serbest fon alırken şu anki getirisine aldanmayın. Daha sonra sert düşüşler ziraat portföyün fonlarında olduğu gibi görebiliriz. Nurol portföyün bu fonu da önümüzdeki günlerde izleyeceğim. Getirisinde ciddi düşüşler yaşanma olasılığı yüksek. Evet, faiz ne kadar? Ona bakmadan önce dövize bir bakalım. Bugün piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Merkez Bankası bu anketi yapıyor ve bu sene sonunda bu anketin katılımcıları doların 36 lira 63 kuruşta olmasını bekliyorlar. 12 ay sonrası için tahminleri 42 lira 73 kuruşta doların olacağı biçiminde. Bugün hangi seviyedeyiz? 34 lira 15 kuruştan satıp 34 lira 22 kuruştan alabiliyorduk bugün doları serbest piyasada. Euro da 37.50'nin altına inmişti. Euro da son bir ayda %1.5 civarında kayıp var TL karşısında ve haftanın son günde 37.50'nin altında. Evet, faiz ne kadar? Faize şimdi geçtik ama önce kredi kartlarından başlayalım. Kredi kartlarına, ama limiti 100 bin liranın üzerindeki kartlara 750 lira savunma sanayi fonu ücreti geldi. Yani vergi geldi. Bugün meclise gelen bir yasa taslağında savunma sanayi fonu olması öngörülen bir dizi yeni unsur var. Bunlardan biri işte limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartı sahiplerinin ödeyeceği 750 lira. Onun yanı sıra bu arada yine ilginç, savunma sanayi fonu ücreti olarak noterdeki işlemlerden taşınma satışlarında tapuda alınan bedel kadar ek ücret ödeyeceğiz. Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira bundan böyle ödeyeceğiz. İkinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira. Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işten başına ekstra ek 75 lira bundan böyle yine ödeyeceğiz. Nereye gidecek? Savunma sanayine gidecek, yani savunma harcamalarına gidecek. Bütçeden zaten karşılanmıyor muydu diyeceksiniz savunma harcamaları. Karşılanıyordu ama herhalde savunma harcamalarını arttırmayı hedefliyor şu anda iktidar. Bunu nitekim bugün AK Parti'nin grup başkanı Abdullah Güler'e sordular. Nereden çıktı bu yeni ücretler diye. Dedi ki bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi yok. İsrail'in. İsrail biliyorsunuz bu hafta sonu çok büyük olasılıkla hazırlıklarımızı tamamladık dedi. İran'a bir misilleme yapacak. Petrol tesislerini vuracak mı vurmayacak mı? En önemli soru, petrol tesislerini vurur ve büyük tesisleri vurursa haftaya petrol fiyatlarında sert bir yükseliş görebiliriz. Ve Abdullah Güler, bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi yok diyor. Şimdi bu böyle açıklamalar açıkçası Türkiye'ye dair risk algısını elbette arttırır. Ama tabi İsrail Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, İran'a saldırdı. Yani bu ülkelerde Türkiye'nin burnunun dibinde. Evet, faiz ne kadar?
Hala ona gelemedik. Ondan önce kamu bankaları kredilerde frene bastı. Bu da bu haftanın ilginç bir gelişmesi. Pek artık özellikle ticari tarafta kredi vermek istemiyordu kamu bankaları. Niye böyle diye bunu biraz soruşturduğumda bunun sebebi bilinmiyor ama bir söylenti var piyasada. Değişken faizi kredi vermeye hazırlandıkları yönünde bir şaia piyasada açıkçası dolaşıyor. Bunu da önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Ama faiz yüksek. Kredi faizlerini burada görüyorsunuz. İhtiyaç kredisinin ortalama faizi Merkez Bankası'na göre bankalarda ortalama faiz %71'in üzerinde. Konut kredisinin faizi %42'ye yakın ve ticari kredi faizi yine bir miktar yükselmiş geçtiğimiz hafta %61'e yakın. %61 bunun üzerine ücretini, komisyonunu, sigortasını koyduğumuzda %70'e geliyor. %70 faizi ödeyebilecek şirket var, ödeyemeyecek şirket var. Ve ödeyemeyecek şirketler şimdi birer birer devriliyorlar. Dün gecede, dün akşamda Hitit Seramik'in ki seramik işinin sektörünün Türkiye'deki en büyüklerinden biri 600 kişinin çalıştığı bir şirket Uşak merkezli konkordato ilan ettiğini öğrendik. Yüksek faiz muhtemelen son darbe oldu. Yani tek sebep değil. Asıl sebebi daha önce bankacı olarak bu şirkette çalışan Erol Taşdelen yazıyordu, söylüyordu. Hitit Seramik'in kurucusu İbrahim Hızal'ın 2017 yılındaki vefatı sonrasında yönetimi devralan ikinci kuşak çok başarılı olamadı. Yüksek faizde son darbe oldu ve Hitit Seramik konkordato ilan etti. 600 kişi çalışıyor, az buz değil. Dolayısıyla bu zor süreci atlatmasını Hitit Seramik'in diliyoruz. Evet, faiz ne kadar? Faiz ne kadar? Faiz bu hafta %45 ila 50 arasındaydı büyük bankalarda. Biraz yüksek bir mevduatta küçük bankalarda %50'nin üzerinde bu hafta faiz bulmak mümkündü. Ama bankaların birçoğunda özellikle de büyük bankalarda %50'nin altında. Ne kadar derseniz İş Bankası'nda %46-47 bizim bugün aldığımız bilgi milyon lira üzerinde mevduat için. Garanti Bankası'nda %48-50, Yapı Kredi Bankası'nda %48,5, Halkbank'ta 32 gün için %51, 90 gün için %50, Ziraat Bankası'nda %49 ve TEB'de bugün %46 faiz vardı. Gördüğünüz gibi işte %45 ila 50 arasında. Bugün altın yeniden yükselişe geçti. Altının yeniden yükselmesini bekliyorduk ve işte yeniden 2650 dolara ons altın geldi. 2600 doların bile bu kar realizasyonunda bu hafta altına inmedi. Ve ons gümüş de bugün bu arada 31,5'a yükseldi. Ons altın ve ons gümüş neden yükseldi bugün? Çünkü dün tüketici enflasyonu Amerika'da beklentilerin çok az da olsa üzerinde gelmişti. %0,1 hem manşet taraf hem çekirdek taraf beklentilerin üzerindeydi dün. Ama bugün üretici fiyat enflasyonu açıklandı ve tam beklendiği gibi geldi. %0,1 sadece Eylül'de üretici fiyatları artmış. Piyasa bunu sevdi. Bu arada yurt içinde de kapalı çarşıda 3030 liranın eşiğine gram altının satış fiyatımız yükseldi. Alış fiyatımız ise 3062 lira. Evet, serbest piyasada kapalı çarşıda böyle. Ama burada İş Bankası'nda yani bankalarda bugün gram altının fiyatını görüyorsunuz. Kapalı çarşıda 3027 lirayken İş Bankası'nda 2934 liradan alıp ama 2836 liradan satabiliyorduk. Niye bankalarda daha ucuz gram altın? Çünkü biliyorsunuz 2 yaz önce Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra altın ithalatına kota getirildi. Altın ithalatçısı olan büyük şirketler daha önce getirdiklerinin 3'te 1'ini şu anda getirebiliyorlar. Ve bu da yurt içinde altın arzında bir sıkıntıya yol açtı. Ve bir şeyin biliyorsunuz bulunması zorlaşınca fiyatı artar. Ve fiziki gram altının fiyatı da işte bu nedenle arttı. Öyleyse bankadan mı almak lazım? Ama bankada da gördüğünüz gibi aldıktan sonra satmaya kalktığınızda diyelim ki ihtiyacınız olduğu büyük bir makas var. Ya makastan büyük bir kayba uğruyorsunuz bankalarda. Ve bu arada bazı bankalarda makasın yanı sıra bir de %3'e yakın oranda komisyon alınıyor. Yani şu koşullarda eğer saklama imkanınız varsa o elbette büyük bir problem. Kapalı çarşıdan, serbest piyasadan almanız ve ihtiyaç duyduğunuzda satmanız daha mantıklı. Amerikan borsaları da bugün üretici fiyat enflasyonunun beklendiği gibi gelmesini sevdi. Ve zaten bu hafta tarihin en yüksek seviyesini New York borsası S&P endeksi görmüştü. Ve bu haftayı da 5. hafta arka arkaya yükselişte tamamlamaya hazırlanıyor. Hem New York borsası hem Amerikan borsaları. Yani risk iştahı çok güçlü ama Amerikan borsalarında da bu kadar güçlü yükselişlerden, rekorlardan sonra bir kar realizasyonu olabilir. Bu noktasında videonun paraşütüne kısa bir parantez açacağım. Tanıyoruz paraşütü. Yeri gelmişken bu arada bu kanalın büyümesine yardım eden bütün sponsorlara teşekkür ediyorum. Paraşüt ilk online ön muhasebe programı ve beğenilerek kullanılan bir program. Bunu Google Play Store'daki 4.7 beğeni puanından, App Store'daki 4.4 beğeni puanından, güzel kullanıcı yorumlarından görmek mümkün.
Ve çeşitli özellikleri var beğenilen paraşütün. Bunlardan biri akıllı bank entegrasyonları. Bu sayede, yani akıllı bank entegrasyonu sayesinde tüm bank hareketlerinizin otomatik olarak paraşüte aktarılmasını sağlayabiliyor. Ve nakit akışım, cari hesap takibi ve gelir gider kontrolü gibi ön muhasebe işlemlerinizi kolayca yapabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği depo ve stok takibi. Stoklarınızı yönetebiliyor paraşütte ve hatta farklı konumlardaki depolarınızı tek ekrandan inceleyebiliyorsunuz. Ve bir de tabii ki e-ticaret entegrasyonları. Bu önemli. Farklı pazar yerlerindeki ürün yönetimi, sipariş takibi, kargolama gibi süreçler paraşüt üzerinden tek bir ekrandan yönetmeniz mümkün. Paraşüt'ün bu özelliklerinden videonun altındaki link aracılığıyla 14 günlük abonelik ücretsiz aboneliğinizi başlatarak yararlanabilirsiniz. Bir de bu kanalın izleyicilerine özel 1000 e-kontör hediyesi var. E-fatura alma ve göndermede kullanabilirsiniz. Ve haftanın son günü borsa iyi başladı ama yine kötü bitirdi. Sabah BofA'nın alımları vardı. Bank of America bir gün alıyor, diğer gün satıyor. Bugün aldı. Onun alımlarıyla %1.20 artıya kadar çıktı. Sabah zaten %0.26 artı açmıştık 8987'den. Öğlene doğru onun alımlarıyla 9080'e kadar çıktı. Yani en yüksek %1.20 artı oldu. Ama öğlenden sonra yine satışlar başladı. Bu sefer BofA satmadı. Başka kurumların sattığını gördük ama başka kurumlar üzerinden satıyorsa onu elbette bilmek mümkün değil. Gün sonuna kadar satış baskısı vardı. 8836'ya kadar indi ve gün sonunda hafif bir tepki geldi. Onun 40 puan üzerinden 8876'dan kapattı. Yani %1.20 bir ara eksi oldu ve gün sonunda %0.98 eksi bitirdi. Bankalar %0.29 eksi, sanayi %1.13 eksi. İşlem hacmi 98 milyar lira. Yani borsaya aslında yeni para girişi yok. Aynı para dönüp duruyor. BofA alıyor genellikle ve yine o satıyor. Ve hep o yönlendiği için piyasaya yatırımcılarda da bir güvensizlik oluştu. Yani BofA'nın alımlarıyla yükseliş olduğunda pek öyle peşine takılan da artık olmuyor. Destek önümüzdeki hafta için 8850. Oraya yakınız ve direnç 9000'de yukarıda. Şimdi borsada 8500 telaffuz edilmeye başlandı. Açıkça konuşalım. Bu yaklaşık 250 dolara karşılık geliyor. Bu sene en yüksek dolar bazında 340 doları gördük. Yani oraya eğer inerse maliyet yapmak için iyi bir seviye denebilir. Ama Türkiye ekonomisinde de önümüzdeki dönemde neler olacağı elbette önemli. Kağıt bazında fakat hareketlilikler var. Yani bugün mesela yükselen hisseler var bayağı. Pozitif ayrışanlar bugün BİM, Ereğli, Garanti, Kardemir, Koza Altın, Pegasus, Tekben, Altın Sertifikası, Telekom, Karsan, Enka. Ama tabii negatif ayrışanlar da var hacimli olarak. Koç, Tüpraş, Sabancı, Türksel, Şişe, Sasa, Emlak, Ford, Gübre, Bin Ulaşım, Magen, Efes, Tofaş, Uluun, Astor ve Aselsan. 3 sektör hariç hepsi eksi oldu bugün. Artı olanlar gün sonunda demir çelik, madencilik, tekstil ve deri ve görüyorsunuz BofA'nın alımlarını karşısında Yapı Kredi Yatırım bugün sattı. BofA, İşçi, Ereğli, Akbank, Yapı Kredi Garanti bugün aldı ve Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi, Koç Holding, Sabancı Holding, Gübre Fabrikası ve Sasa bugün sattı. Tem Yatırım ise Sertifika, Garanti, Akbank, Sahol ve Telekom bugün sattı. Para girişi olan hisseler İşçi, Akbank, Ereğli, Bimaş, Tekben, Pegasus, Koza Altın, Kardemir, Türk Hava Yolları, Vakıfbank. Para çıkışı olanlar Medikal Park, Kola, Şişe, Mia Teknoloji. Teknoloji hisseleri bahardan beri çok kötü eridi yani. Ahes, GYO, Emlak ve Astor. Hafta sonu Alman ekonomisine ne oldu? Volkswagen neden iki fabrika kapatıyor? Alman ekonomisi neden baş aşağı gidiyor? Üzerine bir video hazırladığım bir inceleme videosunu yayınlayacağım. Ve bir de 900 bin doları 200 milyon dolar yapan adam, Türk girişimci. Bitirebilirsem, röportajını yaptım, bitirebilirsem onu da belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta sonu yayınlayacağım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.